Herkese günaydın, iyi sabahlar. Piyasalar hala paket beklentisiyle hareket ediyor. Trump'tan gelen çelişkili açıklamalar neticesinde dün artıda kapattık. Bugün vadeli piyasalara baktığımızda yine belli bir ölçüde altıda olduğunu görüyoruz. Aslında isterseniz ben konunun Trump'la da sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Yani eğer Cumhuriyetçi Parti içinde Trump'ın kaybedeceğini düşünen varsa ki son anketler giderek bastırıyor kaybedeceğine dair ve yine baktığınızda piyasa fiyatlaması da oraya doğru dönmüş durumda. Senato'da cumhuriyetçilerin davranış tarzı biraz daha farklı olacaktır. Yani paketin geçmesini istemeyen 20 civarında, daha doğrusu büyük bir paketin, yani demokratların bahsettiği 2,2 trilyon dolar civarında bir paketin geçmesine kesinlikle karşı olan 20 tane Cumhuriyetçi senatör var. Dolayısıyla Cumhuriyetçilerin lideri McConnell'ın orada partiyi bölme riskini ben almak isteyeceğini zannetmiyorum bir paketi desteklemek açısından. O yüzden sadece Trump'ı değil aslında Senato'daki Cumhuriyetçilerin de hareket tarzını görmek gerekiyor. Trump eğer kaybedecekse kendisini ondan ayrıştırmaya başlayan bir Senato oluşmaya başlayacaktır. Neticesinde de paket geçme ihtimalinin, en azından 2 trilyon civarında bir paketin geçme ihtimalinin ben çok çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Ama belki daha spesifik, daha kompakt bir paket oluşursa, Cumhuriyetçilerin biliyorsunuz 1,5 trilyon dolar civarında bir paket teklifi var. O civarında olursa belki geçebilir. Tabii yavaş yavaş bir bilançolar yaklaşıyor. Önümüzdeki haftalardan itibaren örneğin Citibank tarafına bakarsak erken bankalar geliyor biliyorsunuz. 13'ünde gelmeye başlıyor. Yani olay biraz daha paketin dışına doğru kaymaya başlayacak. Yine seçime çok az kaldı. Dolayısıyla paketin ağırlığı üzerine ama bilançolar ve seçim beklentisinin fiyatlaması gelecek. Dolayısıyla fiyatlama biraz daha farklı bir noktaya kayabilir. Ama işin doğrusunu isterseniz dün gelen verilere baktığımızda hala problematik bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle iki nokta dikkat çekici. Bu dünkü değil, önceki günkü veri ama birincisi Ağustos ayı itibariyle kredilerin azaldığını görüyoruz ki özellikle kredi kartı tarafında bu var. Bu şunu da düşündürüyor. Verilen destek, çekler bitince bir tüketici daha temkinli hale gelmiş. İki, bu paranın bir kısmını aslında borçlarını kapatmak için de kullanıyor olabilir. İşsizlik başvurularında bir plato oldu bir süredir görüyorsunuz. Önceki ayda aynı seviyedeydi. Yine haftada aynı seviyedeydi. Bu 3 Ekim haftasında da yine aynı seviyede aşağı yukarı. Şurada devam eden başvurularda evet sert bir düşüş var gibi gözüküyor. Aşağı yukarı 1 milyona yakın ama unutmamak gerekir. Standart, bunların hepsi öyledir demiyorum ama standart işsizlik sigortası 26 hafta olduğu için, yani aşağı yukarı 6,5 aydan bahsediyoruz. Mart'ta başlayan o dalganın sonuna gelmiş durumdayız şu anda. Dolayısıyla bir kısmı da sona eren sigorta desteğinden dolayı azalan bir devam eden başvurular görüyoruz. Yani tamamen sağlıklı bir gerilemeden bahsetmek mümkün değil. Öte yandan Çin tarafına baktığımızda detayları çok fazla geçmeyeceğim ama hizmet sektörünün de ayakta durduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla Çin tarafındaki toparlanma biraz daha kuvvetli gibi gözüküyor. Şimdi parite tarafına geçersek paritede de aslında söylenecek şey yine paketle ilgili. Paketteki genişlemenin gelme ihtimalinin artması euroyu destekleyen bir gelişme. Azalması da tabii satış getiriyor. Bu her zaman söylediğim gibi buradaki long pozisyonları takip edeceğiz. Bu akşam açıklanacak olan pozisyonlara bakmamız lazım. Ama pozisyonlarda bir rahatlama söz konusuysa yukarıya doğru gitme ihtimali daha kuvvetlenecek. Tabii Aralık ayında ECB'nin de bir şeyler yapması gerekecek. Ama bu bir şeyler dediğimiz
adımlar hiçbir zaman Fed'in yaptığı kadar kuvvetli olamaz. Dolayısıyla Euro'nun bir yukarı hareket içinde olduğunu söylemek mümkün. Tabii öte yandan dün bütün detayları paylaştım. Zaten Biden'ın sitesine, seçim sitesine gittiğinizde de görebiliyorsunuz. Atılacak olan o adımlar, ekonomiyi dönüştürücü adımlar, kamu harcamaları, enflasyonu ve Fed'in hareket tarzını değiştirebilecek dinamikler. Dolayısıyla Fed'i biz tamamen gündem dışına atmış durumdayız. Yani 2023'e kadar faiz artışı gelmez şeklinde, ama o kadar da emin olmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle bir 2 trilyon dolar civarında altyapı paketi, yeşil ekonomiye geçiş stratejisi uygulanırsa. Ama şu an için baktığımızda Euro'da 17-10 kırılmadığı sürece baskının yukarı yönlü olduğunu söylemek mümkün. Tabii paketin öteleniyor olması şu anlama geliyor aslında. Paket şayet seçime kadar çıkmazsa, ki o zamana kadar senatoda ne kadar aktif olacak o da tartışılır. Biden'ın kazanması durumunda en yakın çıkabileceği tarih Şubat oluyor. Çünkü başkan biliyorsunuz hemen görevi devralmıyor. Dolayısıyla Şubat ayına kadar bir öteleme söz konusu olacak. Trump olursa yine muhtemelen yılın birinci çeyreğine kalır. O döneme kadar da hala ciddi bir dolar likiditesi problemi yaşayabiliriz. Mart ayındaki kadar değil, ama böyle bir durum söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Burada yapılması gereken 17 olun, onun kırılıp kırılmayacağına dair takip edip ona göre pozisyonları ayarlamak diye düşünüyorum. Altın tarafında elbette paketin gelme ihtimali görece pozitif bir haber. Dolayısıyla yukarıya doğru bir atak yapmış durumda. 1910'un üzerinde kalması, yani kapanış bazında 1910'un üzerinde bir hareketi son derece pozitif olarak değerlendiririm. Yine gümüş tarafına baktığımızda orası da sert dayak yiyor ama 23-20'nin üzerinde tutunmayı da başarıyor. Şurada gördüğünüz bir ufak yükselen üçgen diyebileceğimiz bir görüntü var. Yani aşağı yukarı 24-40'ların direnç oluşturduğu bir noktadayız. Bu seviyelerin kırılmasıyla beraber şuradaki 26-50 günlük ortalama ve yine aslında şurada oluşan bir direnç var 26-20'ler civarında. Dolayısıyla bu seviyelerin kırılması bizi hızlı bir şekilde 26-20'lere ulaştıracaktır. Daha önce de söyledim, yeşil ekonomiye geçişte talep görecek zaten endüstriyel talebi olan bir emtia, ama yeşil ekonomide endüstriyel talebi biraz daha kuvvetli olabilecek bir emtiadan bahsediyoruz. Dolayısıyla yukarıya doğru açılacak olan pozisyonlarda özellikle gümüşü biraz daha arttırabilirsiniz eğer ki volatiliteden çekinmiyorsanız. Bu arada Çin'in rezervleri açıklandı, biliyorsunuz o tarafta altın alımının olmadığını hala görüyoruz. Yani merkez bankaları, önemli merkez bankaları açısından Çin gibi altın pozisyonlarını büyütmeleri söz konusu değil. Hala altının ağırlıklı olarak ETF'ler tarafındaki alımlarla sürdüğünü görüyoruz ki şuradaki ETF alımları da giderek yeni zirve şeklinde yeniden kendisini göstermeye başladı. Yani hane halkının veya perakende küçük yatırımcının altın talebinde en ufak bir gerileme yok ki aslında fiyat hareketi olarak baktığınızda da altın bir yere gitmiyor. Burada tabii Merkez Bankası desteği gelmesi altın çok daha yukarı fiyatlara götürecektir. Ama şu an için o noktada değiliz. Zaten merkez bankalarının çok fazla rezervlerini büyütecek halleri de yok. Ancak dolardan altına bir shift gelebilir. Hemen platinyum tarafına dönelim. Orası da toparlanmaya çalışıyor. Ama daha önce de söylediğim gibi burada 1035 aşılmadan yukarı hareketin, yani gümüşle altında gördüğümüz tarzda bir yukarı hareketin başlayacağını söylemek çok mümkün değil. Dolayısıyla platinyum tarafında biraz daha temkinli hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum. OPEC açıklamaları, paket, bunların hepsi yine petrol tarafında olumlu bir hava yaratmış durumda. Enflasyon beklentileri açısından bu olumlu hava son derece önemli bir durum. Yine teknik olarak baktığımızda 200 günlük ve 50 günlük ortalamayı zorlar seviyelerdeyiz. Kırabilirse, üzerine atabilirse son derece pozitif olacak. Dün de notumda paylaştım aslında
Biden'ın kazanması durumu şirketler veya yatırım açısından baktığınızda petrol negatif. Çünkü daha çevreci bir politika uygulamaktan bahsediyor. Federal topraklardaki kaya petrolü üretimini engellemekten bahsediyor. Ama bunları petrol fiyatı açısından değerlendirirseniz ben pozitif olacağını düşünüyorum. Daha yukarıya doğru bir hareket tetikleyeceğini düşünüyorum. Netice itibariyle yatırımları engelliyorsunuz. Yani ya fiyat çok düşük olduğu için özel sektör yatırım yapmayacaktır. Ya işte Mart, Nisan, Mayıs'ta gördüğümüz dinamikler yani batıyor ne yatırımı. Ya da özel sektör kamudan köstek görecektir. Onun getireceği bir yatırım eksikliği, yatırımların kapanması, şirketlerin kapanması söz konusu olacaktır ki o da aslında bizi fiyat olarak aynı noktaya getiriyor. Daha yüksek fiyatlar söz konusu olur diye düşünüyorum bir Biden zaferinde hemen olmasa bile. Bunun üzerine petrol fiyatlarının yükseldiği bir ortamda 10 yıllıklarında ufak ufak kafasını kaldırmaya başladığını görüyoruz. Yani hem petrol fiyatları destekliyor ama onun yanında aynı zamanda bir de destekleyici olan bir Biden kazanırsa harcamalar artacak düşüncesi var. Henüz şu banttan çıkmış değiliz. 0.90'lara kadar bant içinde hareket ettiğimizi söylemek mümkün olur. Paketin gelmemesi durumunda burada yeniden 0.65'lere doğru bir geri çekilme olacak. Mali genişleme olmamasından değil sadece iflaslar da gelecek. Yani geçtiğimiz videoların bir tanesinde göstermiştim yanılmıyorsam. 2010 yılından bu yana en yüksek iflaslar seviyesine geldik. Bu muhakkak ki 10 yıllıklar üzerinde de baskı yaratacak bir gelişme. Ama şu an için yönün yukarı olması, zaten şu haftalık grafikte çok net bir uyumsuzluk var. Getirilerle haftalık RSI arasında görüyorsunuz. Dolayısıyla biraz daha yukarı seviyeler burada çok kolaylıkla görülebilir diye düşünüyorum. Eğer ki büyük bir paketin geçmesi de söz konusu olursa, yoksa seçim sonrasına bakıyor olacağız. Şimdi Bitcoin tarafında nihayet güzel bir haber duyduk. Dün Square'in yaptığı açıklama, yani 50 milyon dolarlık Bitcoin alma açıklaması hareketlendirdi. Yukarıya doğru bir zıplama oldu. Tabii 50 günlük ortalamanın üzerine oturursa daha iyi olur ama burada aslında birkaç tane önemli nokta var. Hani hep diyorlar ya büyük resmi görelim. Şimdi Square 50 milyon doları euroya çeviriyorum deseydi bu kırmızı renkle geçmeyecekti. Açıklama yapmasına da gerek yoktu. Kimse de bunun üzerine konuşmayacaktı. Bu önemli bir adım çünkü Bitcoin giderek biliyorsunuz bir başka fonda rezervlerini 250 milyon dolarlık almıştı. MicroStrategy yanılmıyorsam. Giderek bir yatırım enstrümanı haline gelmeye başladı. Yani ilk başta biz bunu bir para birimi olur mu şeklinde tartışırken şu andaki statüsü çok ayrı bir yere gitti. Her zaman söylüyorum takılmayın çok fazla yarılanacak, kopacak hikayeleri, işte Fed para basıyor kopacak hikayeleri. Onlar eskinin hikayeleri, 2015 model hikayeler. Burada görüyorsunuz bir yatırım aracı olarak değerlendirilmeye başlanan bir Bitcoin ortamı var. Bunun tabii iyi yanları var. Nedir iyi yanları? Şuradan hemen göstereyim size. En iyi yanlarından biri dünyadaki potansiyel. Yani şurada bakın diyor ki şu her kare 100 milyar dolara eşit. İşte mesela gümüşte 43 milyarlık bir büyüklük var ki bu tablo, daha doğrusu bu haber görüyorsunuz Mayıs 2020. Dolayısıyla aslında çok daha büyümüş durumda şu andaki fiyatlarla baktığınızda 24 dolarlar civarındayız. Kripto para tarafında o zamanın fiyatıyla 250 milyardan bahsediyor. İşte Amerika'nın harcamalarına bakıyorsunuz. Amerika'nın bütçe açığı, dolaşımdaki para, ki dolaşımdaki parayla Fed'in bilanço büyüklüğünü karşılaştırırsanız neden bu para basıyor saçmalığının doğru olmadığını, kredi nedir, para nedir, nasıl, hangi kanallar üzerinden gidilir bunların anlaşılmadığını zaten görüyoruz. Ama buradaki asıl benim dikkat çekmek istediğim nokta bunlar. Yani görüyorsunuz hisse senedi piyasaları, özellikle Amerikan piyasalarına baktığımızda dünya piyasasının neredeyse %50'sine
gelmiş durumda. Dolar neden talep geliyor acaba? Ve büyüklüğü 89 trilyon ki tekrar söylüyorum Mayıs ayındaki rakamlara bakıyoruz burada. Bunun üzerine bonoyu koyun, büyük şirketleri koyun. Pek çok açıdan baktığınızda şurada biraz daha reel bir, daha yakın tarihli bir veri de var. Burada da baktığınızda çok net bir şekilde görebildiğimiz şey varlıkların içinde Bitcoin'in tuttuğu pay çok çok az bir pay. İşte 2019 sonuyla 105 trilyon dolar bonolar da var. Sonuç itibariyle Bitcoin'in aldığı yatırım payı çok çok az. Yani Bitcoin artık bir para olarak değerlendirilmeyecek, bir yatırım enstrümanı olarak değerlendirilecekse 300 trilyon doların üzerinde finansal varlıklarda duran para var. Ve biz bunun daha çok ufak bir kısmının buraya doğru akmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu çok büyük hareketlere neden olacaktır zaman içinde alokasyonların artmasıyla. Negatif gelişme ne? Tabii ki burada işte gördük, Mart ayında gördük, şu anda da dönem dönem görüyoruz. Korelasyonlar artıyor. Yani kurum zor durumda kaldığında işte ben YouTube'da seyrettim, Bitcoin bambaşka bir şeymiş, bunu satmayacağım demiyor. Doğal olarak Bitcoin pozisyonunu da piyasanın gelişmesine, likidite problemlerine bağlı olarak arttırıyor veya azaltıyor. O yüzden iyi haber ama aynı zamanda kendi içinde de kötü haber. Çünkü Wall Street'in, daha doğrusu ana finans piyasasının içine giriyor. 50 günlük ortalamanın biraz üzerine çıkarsa mutlu olurum. Biraz daha hızlı bir yükselişi tetikleyecektir. Yine aynı zamanda Ethereum tarafında da bir toparlanma gördük ama orada da tabii kuvvetli performansın gördüğü seviyelerin hala altındayız. Dolayısıyla haber güzel, gelişmeler uzun vadeli potansiyel açısından son derece olumlu ama unutmamak lazım. Kısa vadede hala teknik olarak baskı altında duran bir kripto piyasasıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla buradan aşağısı artık sona erdi Square haberiyle demek de elbette mümkün değil. Çok kısa vadeli bakanlar açısından temkinli olmakta fayda var. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum.